Arada kendi bıçağını getirmişsin bakıyorum. Evet. Yalnız ne kadar çok havuç kullanıyorsun. Özbek pilavına havuç çok gidiyor bak. Bunu herkes soruyor ama havuç olmayınca olmuyor ya. Sitara pilavının Özbek pilavından farkı içinde yumurta olması mı? Hayır. Normal pilavlarımızda julyen doğranılıyor havuçlarımız. Bunda doğruyoruz. Küp küp doğramak zorundayız. Daha güzel çıkması için. Etleri de aynı şekilde doğrayacağız. Bak bonfile aldım. Onu da doğratmadım kendim yaparım diye. Ana yemekte sunulacak Özbek sitara pilavı için kabukları soyulan soğanlar ve havuçlar yıkanıyor. Havuçlar küp şeklinde doğranıyor. Et. Bugün et yiyeceğiz. Ete doyacağız. Umarım lezzetli yapar. Ama menüyü genel olarak uyumlu bulmadım. Özbek pilavını duydum. Özbek sitara pilavını ilk defa duyuyorum. Ne gibi bir farklılığı var? Nedir bilmiyorum. Belki reklam olsun diye öyle ufak tefek oynamalar yapmış olabilir ismiyle. Onu da yediğimiz zaman göreceğiz. Bizim Özbekistan'da bu yemekler etli oluyor dediği zaman ben bunu bu şekilde kabul etmem. Menüde uyum görmüyorum. Sonuçta Türkiye'de yarışıyor. Türkiye'nin menülerine uygun olması lazım. Şimdi ne yapıyorsun anlat bakalım. Özbek pilavı için hazırlık yapıyorum. Havuçları doğruyorum. Havuçları küp küp doğrayalım. Zor pilav olduğu için bunları ön hazırlıkları her zaman olması şart. Bu arada menünü biraz karışık bulmuşlar. Nasıl bir karışık bulmuşlar acaba? Vay efendim her şey etliymiş de yok efendim fazla proteinden doktorluk olacaklarmış da. Allah Allah. Onlara da et yapmıyorsan niye et yapmadınız? Yapsanız neden et? Neden protein? Yani en azından el açmam var. Onların da günde görürüz el açmaları olacak mı? Yani Bahar Hanım gibi yoksa böyle büyük bir şey, içli köfteyle mi gelecek? Bakalım. Bu kadar havucun hepsini sitara pilavında mı kullanacaksın? Anında çorbam için de hazırlık yapıyorum. Maş fasulyesi çorbasında da mı havuç kullanacaksın? Evet. Bütün yemeklerinde de havuç var ya. Yani bizde ne bileyim havuçtur, ettir çok kullanılır. Sebze, et çok var. Çok var. Her yemeğimizde hemen hemen sebzeler ve et olması lazım. Soğanları da mı böyle küp küp doğrayacaksın? Evet. Çorbada kullanılacak havuçlar ayrı bir tabağa alınıyor. Soğanlar küp şeklinde incecik doğranıyor. Bu lomcunu biraz da rakip olarak görüyorum kendime. Bakalım neler yapacak. Tecrübeli olduğu da belli. Tamam bu işin şeyini almamış, kursunu, belgesini falan almamış ama çekirdekten yetiştiği için biraz dişli bir rakip olarak görüyorum kendisini. Aşçılar genelde dağınık çalışır olayı var. Evet ama kapalı mutfakta çalışırlarsa dağınık çalışırlar. Bu arada Korayhan demiş ki Gulamcan'ı kendime rakip olarak görüyorum, o da aşçı demiş. Eğitim almamış ama tecrübeli olduğu belli. Çekirdekten yetiştiği için kendime rakip olarak görüyorum demiş. O da kendi de eğitim görmemiş ama burger yönetimde varmış. Bakalım. Ben de daha çok şeyi rakip görüyordum. Kimi? Hatice Hanım'ı rakip olarak görüyordum. Hadi ya. Hatice'yi yemek yapar mı sence? Bakalım. Ha bu arada Korayhan bir de aşçılar dağınık çalışır demiş. Bence kendisi çok dağınık çalışıyor ondan dolayı olabilir. Ben dağınık çalışmıyorum. Yani ilk ön hazırlıklarım her zaman yapıyorum. Sonra başka bir işe geçiyorum. Temizleyerek çalışıyorum. Hiçbir zaman dağınık çalışmam. Yani şu ana kadar gördüğün dağınık bir yer var mı? Yok. Vallahi bravo. Şimdi bu soğanların hepsini doğrayacak mısın? Evet. Peki hangi yemekler için kullanacaksın? Çorba için kullanırım. Samsa için kullanırım. Artı şey için kullanırım. Mantı için kullanırım. Bunların birbirlerine benzedikleri için de hepsini doğrayıp hazırlayacağım ki bir daha. Ne yapmamak lazım? Uğraşmamak lazım. Vallahi bu kadar planlı çalıştığın için seni tebrik ediyorum. Bu arada şu tabağa ayırdığın soğanı ne için kullanacaksın? Bunu pilav için kullanacağım. Bu elimdekini de pilav için kullanırım. Peki ya diğerleri? Diğerleri burada çorba, samsa ve için mantı için kullanırım. Piyazlık doğranan soğanlar Özbek sitara pilavı için ayrı bir tabağa alınıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi kabakları da doğrayacağım. Şeyde doğrayacağım. Ben bu başta hepsini doğrama ile başlıyorum. Şimdi Semerkand'da Özgü sitara pilavı için havuçları küp küp doğradın ya. Peki havuçları ince uzun doğranan Özbek pilavı nereye ait? O da Taşkent, Semerkant'ın da öyle bir pilavımız var.
2-3 çeşit pilavlar var. Düğünlerde yapılan, mevlütlerde yapılan, yani kız istemelerinde yapılan. Özbek pilavı kız istemede de mi yapılıyor? Yani kız istemede de bizde pilav yapılıyor. Özbek pilavı her yerde yapılıyor. Özbek pilavı şeydir yani, düğünlere yaptığın anında şunu bil ki şey demek, saygı demek. Bakalım bugün o bu kadar et olan, bu kadar böyle uyumsuz olan bir menüyü nasıl önümüze sunacak, nasıl savunacak çok merak ediyorum. Ve dünkü konuştuklarının hepsini bugün ona aynı şekilde cevap vereceğim. Hiç beklemesine ben ona 5 verdim, o da ben ona 5 versin falan muhabbet yok bende. Çünkü haksızlık yapıldı yani. Benim hak ettiğim düğün 7-8 puandı. Maş fasulyesi çorbası için kabaklar kabuklu olarak dilimleniyor. Bu arada Bahar demiş ki hiç kimse benden yüksek puan beklemesin. Benim hakkım 7-8 puandı demiş. Ha hayt. Ama onu yapamaz. Onun hakkı 5'ti. Ben hatta masada da söyledim. 4 ve 3 verecektim. Kullanacaktım. Ama ilk günü diye bir de emeğe saygım olduğu için, bu kadar yemek yapıldı, emeğe saygım olduğu için ben ona 5 puan verdim. Yani bizden kesme hakkı yoktur. Öyle bir dünya yoktur. Benim yemeklerim güzel olunca hakkını vermek zorundadır. Yani bahane bulamaz. Bunu iyi araştırıp gelmesi lazım. Bu yemekleri çok iyi araştırması lazım. Bu böyle mi olacak, hayır mı? Yani bilmeden bir şey konuşmasına izin vermem. Maş fasulyesi çorbası için küp şeklinde minicik doğranan kabaklar bir kaseye alınıyor. Yine küp şeklinde doğranan kırmızı biberler de kabakların yanına konuluyor. Şimdi ne yapıyoruz Gulamcan? Şimdi ben bir bonfilemi alabilir miyim senden rica etsem? Gel kendin al ya. Alayım. Ana yemek Özbek sitara pilavı için bütün bonfile et kuşbaşı şeklinde doğranıyor. Etleri biraz büyük doğradın sanki. Yok, normal. Çok güzel. Yani başlıyoruz. Sonunda başlıyor muyuz? Evet. Yumurtalar pişmiş mi? Şimdi şunlara bir bakayım ben. Evet. Haşlanan yumurtalar ocaktan alınıyor. Maş fasulyesi çorbası için soğan kavrulmaya başlıyor. Benim unuttuğum bir şey var. Aman onu da yaparız birazdan. Patates. Ay, patates de mi vardı? Evet. Sen herhalde menümü beğenmedin. Olur mu ya? Evet. Hepsini dört gözle bekliyorum. Çorba için havuçlar, kabaklar ve kırmızı biberler de soğanla birlikte kavrulmaya başlıyor. Malzemelere biraz salça ekleniyor. Maş fasulyesi çorbasını Türkiye'de mi öğrendin? Hayır, Özbekistan usulü. Peki bu çorbayı Özbekistan usulü yapan şey nedir? Maş fasulyesi çorbası ben burada hiç görmedim. Özbekler çok daha maş kullanıyorlar. Burada salatasını yapıyorlar. Çorbasını yapan görmedim ben. Maş fasulyeleri de diğer malzemelerle birlikte pişmeye başlıyor. Rus salatası için haşlanan tavuk göğüs etleri ayrı bir kaseye alınıyor. Tamam, bunlar hazır. Tavuk suyunu kullanacak mısın? Yok. Ben suyun hiçbir şey kullanmayacağım. Ana yemek Özbek sitara pilavı için tencereye sıvı yağ konuluyor. O koyduğu nedir? Özbekistan'dan satın aldım özel bir yağ. Yani burada keten tohum yağı, 5 çeşit bir yağ karışımı var. Adı ne bu yağ? Ay, zığır diyoruz. Zığır yağı. Evet. Özbekistan'da bu yağ böyle hazır mı satılıyor? Evet, Özbekistan'da böyle satılıyor. Birazcık kokusu, lezzeti farklı bir şey bunun. Sitara pilavı için piyazlık doğranan soğanlar yağda kavrulmaya başlıyor.